said the only way you know how to fight. Dirty. This isn't a tournament. There are no rules. Watch Mojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün Cobra Kai'daki en güçlü 10 dövüşçüyü sıralayacağız. Your feelings. Is that all you got? I don't want to have to hit a girl. You wouldn't stand a chance. Bu listede aksiyon dolu dizide yer alan en iyi dövüş sanatçılarına bakıyoruz. Bazı dövüş yetenekleri olay örgüsünün ayrıntılarını verdiği için buraya bir spoiler alarmını koysak fena olmaz. Peki ya sen? Miyagi Do'dan mısın yoksa Cobra Kai mı? Yorumlarını yazmayı unutma. 10 numara. Aisha Robinson. No yoga till 5. No matter how bad you need it. I'm actually here for karate. Dizinin başında Aisha zorbalığa uğramaktan bıkmış bir öğrenciydi. Ancak Cobra Kai'a katılmaya karar verdiğinde zorlu bir dövüşçü olduğunu kanıtladı. Miguel'i yendikten sonra kendini kanıtladı. Dojo içinde de hızla yükseldi. Girl's a natural cobra. Hatta ilk All Valley karate turnuvasında çeyrek finallerde yarışacak kadar iyiydi. Bu büyük rekabetten sonra Aisha'nın dojo dışında çok fazla dövüştüğünü göremiyoruz. Sezon 2 finalinde yer aldığı kısa ama acımasız dövüşe bakılırsa hala öldürücü bir içgüdüye sahip. Dokuz numara, Xander Stone. I just wanted to say, even though I love to fight, we all need to fight together against hatred. Xander Stone'un son derece hassas ve empatik yapısı, onu çocuk oyuncağı gibi göstermesine rağmen kendisi gerçekten iyi bir dövüşçü. All Valley karate turnuvasını kazanmak için çok sayıda rakibi yendikten sonra geri döndü. And last, but certainly not least, last year's champion, fighting out of Topanga Karate, Xander Stone! Xander, Aisha'yı çeyrek finalde dikkati ve kararlı hamlesiyle yenmeyi başardı. Akrobatik dövüş tarzı, rakiplerinin ne yapacağını tahmin etmesini de zorlaştırıyor. Ünvanını geri almamasına karşın, geri dönüş yapamayacağını düşünmek için hiçbir neden yok. Xander'ın dojoda daha fazla zaman geçirmesi ve aşırı duygusal konuşmalar üzerinde daha az zaman geçirmesi gerekiyor. Please join me in a moment of silence as we strive to end intolerance in our time. 8 numara. Tori Nichols. I saw your little demo at Ballyfest. You guys can put on a show. Can you actually fight? Cobra Kai'daki ilk gününde Tori en iyi öğrenciyi birebir dövüşe davet etti. Yere serildiğinde aslında böyle bir hareketin geleceğini hissetmiştik. Tori'nin sertliği ve acımasızlığı onu hemen öne çıkardı. Thanks. No hard feelings. Tori, merhamet yok felsefesine inandığından kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyor, onursuz olsa bile. Ortaya çıktığı ilk sezonda daha fazla galibiyeti alsaydı birkaç sıra daha üstte yer alabilirdi. Ama Tori'nin ne kadar acımasız olduğu düşünüldüğünde yine de ona sırtını dönmemelisin. This isn't a tournament. There are no rules. 7 numara, Hawk, Eli Moskowitz olarak da bilinir. Dövüş stili, saç kesimi kadar çılgın olan bir başka Cobra Kai öğrencisi de Hulk. Sırt dövmesini göstermeyi sevdiği kadar rakiplerine hükmetmeyi de seviyor. Hulk ayrıca Miguel ve Robbie gibi dövüşçüleri terletecek kadar yetenekli. Ve sadece rakiplerini alt etmek için bel altı çalışmaya veya yasa dışı hareketlere başvurmaktan çekinmiyor. İçindeki dipsiz görünen öfke, en büyük gücü ve zayıflığı, halkın öfkesi savaşta işe yarayabilirken aynı zamanda çok dikkatsiz davranmasına ve kavgaları kaybetmesine neden olabiliyor. İçindeki canavarı nasıl evcilleştirebileceğini öğrenirse gerçekten Cobra Kai'ya hükmedebilir. 6 numara, Robbie Keane. And finally fighting unaffiliated from North Hills, we have Mr. Robbie Keane. Robbie, Miyagi-Do stilini öğrenmeye başladıktan kısa bir süre sonra All Valley Karate turnuvasına katıldı. O kadar hızlı öğrenen ve doğal bir yetenekti ki finallere kalmayı başardı ve neredeyse kazanacaktı. Ancak Robbie'nin gerçek gücü kararlılığında saklı. I'm gonna tell him to end it. No. No, let me finish. Robbie sayıca üstün değilken savaşmış, daha yaşlı rakipleri alt etmiş ve hatta yaralı bir kolla bir turnuva maçına girmişti. Neredeyse başaramayacağı hiçbir şey yok, eğer dengeli ise.
Eğer Robbie karanlığın ve pervasızlığın kendisini ele geçirmesine izin verirse genellikle bir felakete yol açıyor ama tekrar dengede olduğunda uğraşmak istemediğiniz bir rakip oluyor. 5 numara Samantha LaRusso. You guys need to back off. Eski bir karate şampiyonunun kızı olmanın kesinlikle avantajları var. Sam sadece iyi dövüşmekle kalmıyor, aynı zamanda rakibinin dövüş tarzını nasıl analiz etmesi gerektiğini de biliyor. Zekası ve kas gücü Korkunç Hulk da dahil olmak üzere birçok Cobra Kai ile dövüşünü kolaylaştırdı. Yıllarca süren eğitimi, ona Miyagi-Do harikası Robbie'ye karşı az da olsa üstünlük sağlıyor. Sam ayrıca soğukkanlı ve savaşta silah kullanan Tori'yi yenecek kadar yetenekli. Günlük hayatta biraz olgunlaşmamış olsa da dövüşlerinde deneyimli görünüyor. Sam'le karşılaşırsanız muhtemelen kaybedecek tarafta olursunuz. Are you mad at us? No, I'm not mad. I'm proud of you. 4 numara Miguel Diaz. Zamanda geriye gidip Miguel'e bir Cobra Kai öğrencisi olarak neler başaracağını söyleseydin muhtemelen sana inanmazdı. İnek bir dövüş meraklısından aynı anda birden fazla büyük rakibi kolayca savuşturabilecek bir savaşçıya dönüştü. Miguel ayrıca All Valley Karate unvanını kazanmak için eski şampiyon Xander ve Miyagi-Do dahisi Robbie gibi büyük dövüşçüleri yenmeyi başardı. Let me present the trophy to this year's new champion, Miguel Diaz. And the Cobra Kai Dojo! Ve iyi bir kalbi olmasına rağmen savaşta arkadaşlarına ve düşmanlarına karşı yumruklarını kullanmaktan çekinmiyor. Miguel'in geleceğinin neye benzeyeceğini söylemek zor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun artık o bir şampiyon ve kimse bunu ondan alamaz. That's all I've got. 3 numara John Kreese. The world needs Cobra Kai. ABD'ye Vietnam Savaşı'nda hizmet ettikten sonra savaşta sertleşen eski asker John Kreese, Cobra Kai'yi kurdu. Öğrencilere sert vurmalarını, hızlı vurmalarını ve rakiplerine merhamet etmemelerini söyleyen acımasız bir dövüş felsefesini teşvik ediyor. Kreese ayrıca o kadar huysuz bir öfkeye sahip ki kaybettiği için neredeyse Johnny Lawrence'ı boğuyordu. You forgot. I taught you everything you know. 70'li yaşlarında olmasına rağmen Kreese hala Johnny Lawrence'la kavgada kafa kafaya dövüşebiliyor. Acımasız yaşlı adam kendi öğrencisi olsalar bile gençlerden çekinmiyor. Biz kavgada Kreese'i küçümsememenizi tavsiye etmiyoruz. Bu yaşlı adam asla merhamet göstermez çünkü. Show me mercy to an old man. It's very honorable and stupid. 2 numara Daniel LaRusso. Listen, it was a really close match, but if you want to get technical, I kicked his face. Bu dövüşçünün biraz tanıtıma ihtiyacı var. Daniel LaRusso, 80'lerde All Valley Karate turnuvasında Cobra Kai'ın en iyi öğrencisini yendikten sonra yerel bir efsane oldu. Şampiyonluğu ikinci kez kazandıktan sonra da artık emekliliğini rahatlıkla geçirebilirdi. Ancak Cobra Kai geri döndüğünde Daniel de savaşan ruha dönmek zorundaydı. Let him go. Aynı anda birden fazla rakiple uğraştı, yeni bir öğrenci sınıfı eğitti ve rakibi Johnny Lawrence'a bir kavgada ayak uydurmayı bile başardı. Daniel'in kendini geliştirmeye istekli olması onu sürekli gelişen bir savaşçı ve sensei yaptı. Onu Karate Kid olarak tanımış olsak da yetişkin olarak açıkça usta bir dövüş sanatçısı haline geldi. Your grandpa know how to move like that, huh? En iyi dövüşümüz ringe çıkmadan önce gelin anmaya değer diğer isimlere bakalım. Should have seen Cobra Kai. I'm not gonna throw the first punch. Too bad.
Birinci sıraya geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuzdan ve zil butonuna tıkladığınızdan emin olun. İstediğiniz videoları tercih etme şansınız da var. Telefondaysa ayarlara girin ve bildirimleri açın. Bir numara Johnny Lawrence. He's a jerk off that cleaned my dad's septic tank. Oh, that explains why he smells like shit. All right, trust me, you guys are pissing off the wrong guy on the wrong day, alright? Oh, really? En iyi seçimimizin tartışmalı olduğunu biliyoruz. Ama bizi bir dinleyin. Johnny Lawrence'ın 80'lerde Daniel LaRusso'ya kaybettiği inkar edilemez. Ancak bu Cobra Kai öğrencisi şu anda hala bir tehdit olduğunu kanıtladı. Johnny dizi boyunca en az 3 farklı durumda aynı anda birden fazla rakibi mağlup etti. Ayrıca modern zamanlarda Chris ve Daniel gibi son derece sert dövüşçülerle başa baş gidebiliyor. You wanna finish this? Bring it on. Ve savaşta onurlu olmaya çalışsa da köşeye sıkıştığı zaman kazanmak için kesinlikle kirli taktikler kullanacaktır. Katil içgüdüsü, yılların deneyimi ve saf cesareti arasında Johnny'nin Cobra Kai'ın gerçek bir numaralı dövüşçüsü olduğuna bahse girmeye hazırız. You learn discipline. And when the time is right, you'll strike back. Listemize katılıyor musunuz? Sizce en iyi dövüşçü hangisi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin. Görüşmek üzere.